Çocuklar arasında niçin adaleti sağlamalı? Anne baba olmanın püf noktalarından birisi de çocukları arasında adalet meselesidir. Ebeveyn çocukları arasında ayrım yapmamalı. Bu konuda yapılan en ufak bir kusur anne babayı evlatlarının nazarında değersiz hale getirir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Beşir radıyallahu anh arasında geçen vaka bizlere en güzel bir misaldir. Numan bin Beşir'in babası yani Hazreti Beşir baba da evlat da Müslümandı ve ashab-ı Bedir'dendi. Geldi ve sevgili peygamberimize dedi ki, ya Resulallah başka çocuklarım da var ama Numan başka. Müsaade ederseniz servetimin şu kadarını Numan'a vermek istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, diğer çocuklarınıza da o kadar verdiniz mi? Diye sordu. Beşir, hayır dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu defa orada bulunanlara şöyle buyurdular. Allah'tan korkun ve evlatlarınıza karşı adilane muamelede bulunun. Sonra da Beşir'e dönerek, sen çocuklarının hepsinin sana aynı derecede hürmet etmelerini ister misin? Beşir de evet isterim deyince, o halde böyle yapma buyurdu. Çocuklar arasında hem maddi hem de manevi hususlarda adaletli davranmak İslam'ın emirleri arasındadır. Çocukların birbirlerini kıskanmamaları, anne babalarına karşı gönül koymamaları, saygı ve hürmet hislerini yitirmemeleri ve bir de hak, adalet konusunda onlara kötü örnek teşkil etmemek için anne baba her hususta çocukları arasında adaleti gözetmeli ve birini diğerine tercih etmemelidir. Çocuklar arasında yaşanan kavgaların, kıskançlıkların önemli bir sebebi de anne babaların onlar arasında ayrımcılık yapmasıdır. Nitekim ibret alınması gereken önemli hadiselerin yer aldığı Yusuf suresinde geçen konulardan birisi de Hazreti Yusuf aleyhisselam ve kardeşler arasında yaşanan hadiselerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz da kız çocuklarına karşı cahiliyeden kalma bir kısım düşünceleri kaldırma adına şöyle buyurmuştur. Bağış ve ihsanda çocuklarınız arasını eşit tutun. Eğer ben birisini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım. Çocuklara yapılan hibe ve bağışta eşit davranmanın hükmüyle ilgili alimler arasında farklı görüşler dile getirilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocukları arasında eşit davranmayan sahabeyi ikaz etmiştir. Mesela bir adam Allah Resulü'nün yanında otururken bir oğlu gelmiş, adam onu öperek dizinin üstüne, az sonra gelen kızını da öpmeden yere oturtmuştur. Bu duruma şahit olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, aralarında eşit davranmıyor musun? Diyerek adamı ikaz etmiştir. Konuyla ilgili diğer hadis-i şerifler ise şu şekildedir. Allah öpücüye varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever. Bir öpücükle bile olsa, çocuklarınız arasında ayrımcılık yapmayın. Çocuklarınızı birbirine yakın tutun. Bir hususa işaret etmekte fayda var. Hiç şüphesiz çocuklar arasında gözetilmesi gereken adalet ve eşitlik ihtiyari ve iradi davranışlardır. Çünkü insan kalbi temayüllerine söz geçiremez. Yani bazen olur ki bir çocuğunu diğerinden fazla sevebilir. Sevgi konusunda eşitlik istemek ise teklifi mala yutak olur. Yapılmayacak bir şey teklif etmek olur. Bu açıdan anne veya babanın çocuklarına karşı duyduğu kalbi alakanın farklı olması mahsurlu değil, esas bu farklılığın davranış ve tavırlara yansıması yanlıştır. Bazen olur ki çocuklardan birisi bir şey isteyince diğeri de onu isteyebilir. Bu tür durumlarda önce isteyenin isteği yerine getirildikten sonra diğerine geçilmelidir. Nitekim bir gün Hazreti Hasan'ın su istemesi üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam gidip su kırbasından su almış ve bunu Hazreti Hasan'a vermek üzere getirmiştir ki Hazreti Hüseyin onu alıp içmek istedi. Ancak Efendimiz aleyhisselam onu vermeyip önce Hazreti Hasan'a verdi. Bu duruma şahit olan Hazreti Fatıma, Hasan'ı Hüseyin'den çok seviyor gibisin deyince Allah Resulü şöyle cevap verdi. Hayır, fakat ilk defa o istedi. Değerli dinleyicilerim, anne baba olarak
Çocuklarımız arasında eşitliği sağlamalı, adaleti sağlamalı, bir çocuğumuzu fazla sevdiğimizi açıktan ifade etmemeliyiz. Rabbim çocukları arasında eşitliği, adaleti sağlayan, onların birbirlerini sevmesine vesile olan anne babalardan olmamızı Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun.